Varikosel rahatsızlığı olan hastaların çocukları olmaması durumunda direkt tüp bebek yöntemine gidip varikosel ameliyatı olmamaları tüp bebek ve aşılama başarısını da dolaylı yoldan etkileyebilir. Hasta çünkü var olan varikosel hastanın spermlerinde kromatin hasarı yapıp IVF'de tüp bebek ve aşılama başarısını da etkileyebilir. Eğer erkek hasta ürolojiye başvurup değerlendirildiğinde varikosel tespit edildi ve hastanın çocuğu olmadığı da net olarak ortaya konduysa öncelikli olarak varikoselin tedavi edilmesi, daha sonra buna rağmen çocuğu olmuyorsa gerekirse üremeye yardımcı tekniklere geçilmesi daha uygun olacaktır. Burada da yine bayan yaşının önemi söz konusudur. 25 yaşındaki bir hastanın diyerek üremeye yardımcı tekniklere gitmesi yerine ameliyat sonrası bir süre beklemesi uygun olacaktır. Ama 35 yaşına gelmiş bir hastanın çok fazla oyalamadan yardımcı üreme tekniklerine yönlendirilmesi hasta açısından daha uygun olacaktır.